Cumhurbaşkanının terörist dediği Kocaeli kardeşlerim, nasılsınız? İyi misiniz? Hadi bir 250 milyon daha taktık. Şimdi geldi burada utanmadan bana terörist dedi. Utanmadan bize PKK'lı dedi. Bu arkadaş bunu hep yapıyor. Hep yapıyor. Bakın daha evvel kime demiş? Çocuklar çalıştırın bakayım şu videoyu. Yalandan kim ölmüş? MHP'nin genel başkanı çıktı. Bölücü örgütün partisi meclise giremezse ülkede istikrarsızlık olur. Erken seçime gidilir dedi. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. Güya ben demişim ki HDP meclise girmezse ülkede kaos olur. Erken seçime gidilir. Bugün MHP kendine oy istemek yerine maalesef bölücü örgütün güdümündeki partiye oy dilenir hale geldi. Erdoğan'dan bunu ispatlamasını istemiştim. İspatlamayan namert, alçak ve şerefsiz olduğunu hiç çekinmeden aykırmıştı. Şimdi ne oldu da bölücü örgütün güdümündeki parti için meclise giremezse erken seçim olur diyorsunuz? Bu sevdanın sebebi ne? Kendi partinizden esirgediğiniz mücadeleyi niçin bölücü örgütün partisi için veriyoruz? Sanki duvara konuşuyorum. Pişkince, hayasızca, asılsız ve ahlaksız iddiasını sürdürüyorum. Bak Sayın Erdoğan, MHP Genel Başkanı olarak bölücü HDP'nin meclise girmediği takdirde kaos olur türünden bir beyanatın varsa ve sen bunu somut şekilde yer ve zamanını göstererek açıklamıyorsan tekrar ifade ediyorum. Alçaksın ve şerefsizsin. Vallahi ben söylemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sınıf arkadaşı söylüyor. Elak doğru söylüyor. Söyleyecek bir sözüm yok. 2015'te Sayın Bahçeli'yi PKK'lı ilan etmiş. Bu seçimlerde bizi PKK'lı ilan etti. Ben Meral Akşener'im. Ben Ömer Gürer'in kızıyım. Ben Sıtkı Akşener'in geliniyim. Ben Nihat Gürer'in kız kardeşiyim. Ben İzmitliyim. İzmit'te doğdum. Kandil'le sözleşme imzaladığımı söylüyorlar. Kandil'le sözleşme imzaladığımı söylüyorlar. Sayın Bahçeli'nin sözlerini tekrar etmek isterdim. Ama yalancı olduğunu, iftirayla seçim götürdüğünü, her seçim aynı sözlerle karşısındakini suçlayıp, sonra da milleti birbirine düşürüp, daha sonra da Kandil'de, Barzani'nin karşısında, İmralı'da el ete köpenin artık yalanları bu milletin, bu aziz milletin gözünde yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Onun için Sayın Bahçeli'nin söylediklerini tekrar etmiyorum. Ama ayıptır ayıp. Ayıptır ayıp. Devlet ciddiyet ister. Devlet yönetmek bilgi ister, ciddiyet ister. Ve Oslo'sundan, Habur'undan, lahmacun ısmarlanan peşmergesinden, hepsinden sorumlu. Ama en önemlisi hendekler kazıldı bu ülkede. Hendekler için valilere kafayı çevittirdin sen. Emniyet müdürlerine kafayı çevittirdin sen. Askere kafayı çevittirdin sen. Ve hendekler kazıldı. Tam 793 vatan evladı, polis, asker, Mehmetçik,
canıyla, kanıyla o hendeklerin kapanmasını sağladı. Sen daha bu 793 şehidin hesabını vereceksin Erdoğan. Sen daha bu şehitlerin hesabını vereceksin Erdoğan. Ama bu defa vatandaş bu ayrı ayrıştırıcı dili, bu düşmanca dili, bu yalancı zehirli dili reddediyor. Bunlar niçin yapılıyor? Bunlar mutfaktaki yangın için yapılıyor. Rahmetli Demirel'in dediği gibi, tencere her iktidarı sallar. Tencere Sayın Erdoğan'ın yerel seçimlerdeki iktidarını sallıyor, iktidarını sallıyor.